Şimdi asal çarpanlara ayrılmış sayılarımız, yani A, B, C sayısı. Şurada bölme işlemleri yapılarak ayrılmış. Bizden A artı B artı C isteniyor. Şuradan anlayabiliriz. Eğer biz bölmeyi yapabiliyorsak, mesela sayılar şöyle olduğunu düşünün. Biri 24 olsun, birisi 18 olsun, diğeri de işte 15 olsun. Biz 2'ye böldüğümüz zaman 24'ü 2'ye bölüyorsak 12, 18'i 2'ye bölüyorsak 9, 15'i bölemiyorsak buraya yazıyoruz. Eğer sayı birbirinin aynısı ise şurada yazılmış olan asala bölünmemiş demektir. Bölemediğimiz zaman aynısını yazıyoruz. Eğer böldüysek biz 18'i şu 9'a dönüşmüş, 2'ye böldüysek 9'la 2'yi çarpınca yine 18'i bulursun. Şuradan baktığımız zaman haş sayısı 5'e bölünmüş, 1 çıkmış. Demek haş sayısı 5. Bunu söyleyebiliriz. Sonra şurada bölme yapılamamış. İki sayı aynı olduğuna göre buradaki haş sayısı da 5 olmalı. Sonra 3'e bölünmüş. Bu ikisi farklı, demek ki bölünebilmiş. 3'e bölününce 5 gelmiş. 15 olmalı. 2'ye bölününce 15 çıkmış. 30 olmalı. Yani ikisinin çarpımı olacak. 30 çarpı 2, 60. C sayısı 60 olmalı ki 2'ye bölünsün 30, 2'ye bölünsün 15, 3'e bölünsün 5. 3'e bir daha bölünemediği için tekrar 5, 5'e bölününce 1 gibi. Şuradan devam edelim. Şimdi 5'e bölünmüş, 1 çıkmış. Demek ki haş sayısı 5. Bölme yapılamamış. İkisi aynı olduğuna göre yapılamamış bölme. Bu haş olacak. 3 kere 5, 15. 2 kere değil, bölünmemiş. Bunu yine 15 diyeceğiz. Aynı sayı yazılmış. Demek ki bölünememiş bunlar. Şimdi farklı. Demek ki 2'ye bölünmüş. 2 çarpı 15, 30. B sayısı 30 olacak. Şuna bakalım. Şimdi burası 1. F sayısı 3'e bölünmüş, 1 çıkmış. Demek ki F sayısı 3. Farklı bölünebilmiş demek ki 3 çarpı 3. Burası 9 olmalı. İkisi aynı. Bölme yapılamamış demek. Bu 9 olacak. Farklı bölünmüş demek ki 9 ile 2'yi çarpıyorum. A sayısı 18. Demek ki A sayısı 18, B sayısı 30, C sayısı 60. Şöyle 90, 108 eder toplam.